Ve yılın beklenen projesi Bir Şehir Üçüncü Etap karşınızda. Bölgenin yatay mimariye sahip olan ilk projelerinden olması özelliğiyle ev sahibi olmak isteyenler için daha sağlıklı bir yaşam tarzı sunuyor. 5 blok, 100 konut ve ticari alanlardan oluşan projemizde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak ayrıcalıklar sizleri bekliyor. Her daireye özel otopark, 7/24 özel güvenlik, Bay Bayan Mescit, açık ve kapalı çocuk oyun alanı, kamelya ve yürüyüş parkuru, kadın ve erkeklere özel spor salonu, site içi kafeterya. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak ayrıcalıklara sahip olan bu projeyle ev sahibi olmak için bizimle iletişime geçin. Bir Yapı 444-9216 biryapı.com.tr. Segmentlerde geniş ve son model araç filosuyla bölgesinde lider. As Ufuk Oto Araç Kiralama. İrtibat numaramız 0262 641 0284. www.asufukotomotiv.com.tr. İyi akşamlar Hedef TV izleyicileri, değerli takipçilerimiz, kıymetli Hedef TV paydaşları. Yine bir Özgür Agin'le Özgürce Söyleşiler programında bir aradayız. Her hafta Perşembe akşamı olduğu gibi yine birbirinden değerli konuklarımızla farklı konuları ele almaya devam ediyoruz. En son Pazartesi akşamı burada Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Çayırova İlçe Başkanı sevgili Cihan Soylu-Çiçek ile beraber keyifli bir programa imza atmıştık. Sizler de takip etmiştiniz. Yine bu akşam çok kıymetli iki tane konuğum var. Ayaklarının tozuyla yoğun bir gün, yoğun bir gündemin ortasında bize kıymet verip zaman ayırıp geldikleri için öncelikle ben her iki konuğuma da çok çok teşekkür ediyorum. Uzun uzun kendilerinden bahsedecekler ama ben kısaca tanıtacak olursam Gebze'ye son yıllarda ciddi anlamda yatırımlarıyla ön plana çıkan bir sanayicimiz, STS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Köksal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler, sağ olun. Birazdan uzun uzun STS'yi konuşacağız, Murat Köksal'ı konuşacağız. Gebze'ye dair hayallerinizi, hedeflerinizi konuşacağız. Bir diğer konuğum yine Gebze'nin aslında uzun yıllardır tanıdığı sporcu kimliğiyle, spor adamlığı kimliğiyle, basın tarafında ve basın kimliğiyle Gebze'nin abisi ve aynı zamanda bence hamilerinden biri olan kulis haber imtiyaz sahibi, aynı zamanda bu sene 31.sini düzenlediğimiz Görkem Çiler basın turnuvasının organizasyon komite başkanlığını yürüten sevgili Caner Pesen. Hoş geldin Sayın Başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim Özgür Bey. Birazdan bahsedeceğiz. O kadar çok sivil toplum kuruluşu, o kadar çok ünvan var ki sevgili Caner Pesen, senden bahsederken bugüne kadar yaptıklarından uzun uzun konuşuyor olacağız. Evet, değerli takipçiler, her hafta olduğu gibi yine kısadan hisse bir hikayeyle başlayacağız bugünkü yayınımıza. Kısadan hisse hikayelerde her hafta belirtiyorum. Aslında kimseye atfen aktardığımız şeyler değil. Herkes kendi hissesine, kendi payesine ne düşüyorsa onu alsın diye ortaya bıraktığımız şeyler. Evet, günün birinde hikaye veya bu. Kurt çok acıkmış. Artık açlıktan aç bilaç düşünce derdini tilkiye anlatmış ve tilkiden iki tane ödünç tavuk almış. Bu iki tane ödünç tavukla karnını bir güzel doyurmuş. Sonra tilki tilkiliğini yapar. Kurdun karşısına geçmiş. Tabii ki demiş, keyfin yerinde.
Ben olmasaydım ne yapacaktın? Yat kalk bana dua et, yoksa açlıktan ölecektin demiş. Kurt, süklüm püklüm tilkinin karşısında. Haklısın tilki kardeş, çok sağ ol demiş. Aradan birkaç dakika geçmiş, tilki tekrar kurdun karşısına geçmiş. Sayemde yaşıyorsun, sayemde, eğer ben olmasaydım sen çoktan ölmüştün. Kurt tekrardan ezilerek, büzülerek o mahcubiyet duygusuyla, haklısın tilki kardeş, sen olmasaydın ben açlıktan ölmüştüm. Bunu söylerken kurdun yüzünde de büyük bir acı var. Belki gün içerisinde akşama kadar tilki 40'tan fazla kurdun karşısına geçip aynı şeyleri tekrar tekrar dillendiriyor. Her seferinde kurdu da yerin dibine adeta sokuyor. Açlıktan ölmeyen kurt kahrından neredeyse ölecek. Derken sabaha karşı kalkıyor bir hışımla, iki tane kuzuyu kapıyor, getiriyor, tilkiye veriyor. Al diyor tilki kardeş. Sen bana iki tavuk vermiştin, ben de sana iki tane kuzu vereyim. Artık helalleştik. Sonra kalkıyor çocuklarının yanına gidiyor, derdini anlatıyor. Diyor ki bak diyor, ben ayda yılda bir tilkiden ödünç iki tane tavuk aldım. Ve karşısında ezik, boynu bükük kaldım. Borç almak aslında biraz özgürlüğünü satmak. Birine hele hele kişiliği oturmamış birinden borç almak bazen onurunu pazarlamak gibi algılanabiliyor. O yüzden sakın ha diyor, kimseden borç almayın. Hele hele tilkiden hiç almayın diyor. O günden sonra da kurt hep kendi işini yaptığı için ensesi kalın derler tilkiye. Dolayısıyla günlük hayatta da aslında öyle değil midir? Birilerine karşı amiyane tabirle, teşbihte hata olmaz, sözün farklı algılanmasın. Birilerine karşı bir menfaat ilişkisi içerisinde gebe kaldığınızda o bir ömür boyunca size yaftayla yakışıyor. Ama onun yerine her gün dişinizle, tırnağınızla, emeğinizle bir şeylerin üzerine bir şeyleri daha koyduğunuzda, bir şeylerin üzerine bir şeylerin daha koyarken akıttığınız terinizle aslında daha anlamlı bir hale geliyorsunuz. İşte bundan dolayıdır ki kendi tırnaklarıyla bir yere gelenler asla ufak tefek sarsıntılarda da o yeri kaybetmiyorlar. Şimdi baktığımızda ülkemizde ciddi bir global ekonomik krizin de desteğiyle, katkısıyla, sürüklemesiyle birçok işletme, birçok şirket yatırımlarına ara verirken, küçülmeye giderken, istihdamda daralmaya giderken, Gebze'de son yıllarda dişiyle tırnağıyla bir yerlere gelen ve işini büyüterek Gebze'de istihdama, Gebze'de ekonomiye katkı sağlayan bir marka STS Grup. Dolayısıyla ben kıymetli yönetim kurulu başkanı Murat Köksal'a tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Özgür Bey. Ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz için Murat Köksal kimdir dersek aslında en zor sorun burada başlıyor. Neler söylemek istersiniz? Biraz sizi, biraz da STS grubu tanımak isteriz. Neler yapıyorsunuz? İsterseniz kısaca kendimden bahsedeyim. Lütfen. 74 İstanbul doğumluyum. Aslen Siirtliyim. Uzun yıllar İstanbul Avrupa yakasındaydık. 2001 kuruluşu bir şirketimiz var, STS Elektrik olarak. Bir pazarlama şirketi olarak kurulduk. Yıllar içerisinde imalatçı kesmesine büründük. Bunda da gayet başarılı olduk. Bugün de Gebze'deyiz. Çok şükür yerimiz, keyfimiz yerinde Gebze'ye geldiğimizden dolayı. Kablo kanalı üretiyoruz. Dış cephe profilleri üretiyoruz. Şu anda da dünyanın sorunu olan enerji sıkıntısına karşı GES projelerine girmeye başladık. Şu anda imalatımız bu. Yaklaşık 200 tane çalışan personel arkadaşımız var. 20 bin metrekare bir fabrikadayız. Savaşmaya devam ediyoruz. Lokasyon olarak Gebze'de misiniz? Dilovası'ndasınız. İmes bölgesinde mi yoksa? İmes bölgesindeyiz. Makine ihtisastayız. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardan Gebze'ye, kanalımıza kıymet verdiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, yine az önce anlattığım kıssadan ise hikayede teşbihte hata olmaz dedim ama Gebze'ye geldiğinden beri 1986 yanılmıyorsam Caner Başkanım, birazdan siz değineceksiniz. İlmek ilmek işlediği bir Caner Pesen hikayesi var, bir basıncı kimliği var, bir sivil toplum kuruluşlarında aldığı görev ve sorumluluklar var. Biraz bu hikayeyi senden dinleyelim. Kendinden bahsetmeyeceğim Gebze, çünkü Caner Pesen dendiğinde sizi tanıyor. Bu hikayeyi biraz anlatır mısın Caner Başkanım? Hocam, öncelikle davetin için ve bizimle bu yılki turnuvamızda geçen yılda işbirliği yapmıştık. Sizinle işbirliği yapmaktan dolayı mutluyum. İşbirliğiniz için de size teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah.
Şimdi Gebze'ye çocuk yaşta geldik. Gebze doğumluyum demeyeceğim. Gebze'ye çocuk yaşta geldik. Gebze ile ciddi bağlarımız oluştu. Biz üretmeyi seven insanlarız. Gazeteci kimliğimizde hep üretmemiz gerektiğini, hep bir şeylere yorum katma, değer katma, farklı bakış açısı yaratmakla ilgili hep böyle bizi bu yönde motive etti. Ve işte 90'lı yılların başında böyle bir turnuva yapalım. Gazeteci arkadaşlar o dönem işte 7 ya da 8 tane kurumla, gazete ama sadece basın çalışanları, arkadaşlarla bir turnuva yaptık. Sonra öyle yapıştı elimize. Tabii o dönem bizim hakemlik de yaptığım, futbolu yeni bıraktığım, hakemlik yaptığım dönemler. Hakemlik yapıyoruz. Böyle bir şey yaratalım. Başladık. Çok şükür Gebze bunu sahiplendi. Bir noktaya geldik. Futbolu seviyoruz. İşte hakemlikte bir noktalara geldik. Sonra işte Allah nasip etti. Gebze Spor Kulüp Başkanlığı nasip oldu bize. Kulübün tam böyle kötü dönemi, kapısına kilit vuracağı dönemde biz başkanlık yaptık. Kulübümüze sahip çıktık, kentimize sahip çıktık. Bu bizim yaptığımız, verdiğimiz emek, yarattığımız artı değer. Bugün gördüğüm, birkaç yıldır bunu görüyorum ama bugün gördüğümüz fotoğrafta beni çok gururlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi. İlçe başkanları düzeyinde turnuvada yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve MHP'nin ilçe teşkilatlarının takımları bizim turnuvada bir arada top oynayacaklar. İşte bugün siyasette gerilimlerin yaşandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama bizim turnuvamızda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle Gebze ve Darıca Belediye Başkanı, AK Parti'de gelmiş başkanlar, hani birbirlerine nezakette, iltifatta ve mikrofonda konuşurken ki hitapta bir bütünün parçaları gibiydi, Gebzelilikti. Bizim en çok yapmak istediğimiz de zaten buydu. Dilovası, Çayırova, Darıca ve Gebze bölgesi olarak gördüğümüz dört ilçeyi futbol organizasyonunda hiç siyasi renkler, siyasi ayrım gözetmeksizin bir arada buluşturmaktı. Çok şükür bugün sizler de gördünüz. Hedef TV'den canlı da yayınlandı. Biz Gebze'de bu turnuvada 31. yılda bunu yaptık. 31. yılda evet STS grupla ilgili de önümüzdeki şeyde mi soracaksın bilmiyorum, evet, ama ben açılmıştım. İlerleyen akışta konuşacağız. Tamam. Ben bugünkü kura çekimi için öncelikle tebrik ediyorum. Yani bir futbol turnuvasının kura çekiminde Gebze, Darıca, Dilovası protokolünün böyle bir katılım sağlaması. Bu anlamda hem katılımcılar adına büyük bir nezaket, büyük bir ilgi, hem de sizin adınıza büyük bir başarıydı bence. Teşekkür ederim. Bu arada Gebze Ticaret Odası Başkanımız Abdurrahman Aslantaş'a da çok çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğinden dolayı. Keyifli bir kura çekimi oldu, gruplar oluştu, takvim ve program netleşti. Birazdan buraları konuşacağız. Ancak şu an bizi izleyen değerli takipçilerimizden bir konuda yardıma ihtiyacımız var. Bu akşamki keyifli sohbetimizin daha geniş kitlelere ulaşması, sizlerin sosyal medyadaki paydaşlarının da takip etmesi, izlemesi açısından lütfen Hedef TV YouTube kanalına özellikle abone olarak paylaşım yapın. Sizler paylaştıkça bizler büyüyoruz. Hafta içi her akşam burada birbirinden kıymetli moderatör arkadaşlarımız farklı farklı konukları ağırlayıp farklı farklı konuları işliyorlar. Dolayısıyla sizlerin takibi, beğenisi, yorumları, mesajları bizi ayakta durmamıza ve güçlü kalmamıza destek oluyor. Bu anlamda bu desteği bizden eksik etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Yine Hedef TV Facebook kanalından da yayınımızı takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımda bulunarak yine bu keyifli programın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarımız, her iki kıymetli konuğumla ilgili göndereceğiniz mesajları da okumaya başlıyor olacağım birazdan. Şu an bizi Özcan Agin, Şengül Ekim izliyor ve takip ediyor. İyi yayınlar Özgür Bey, konuklarınıza başarılar diliyorum demiş sevgili Özcan. Vahap'a bir selam, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız izliyor. Selamları var, iyi yayınlar diliyor. İnanıyorum ki birazdan kendisinden beklediğim yaratıcı sorularla sevgili Hicaz Atsız programımıza renk ve destekte renk katıp destek vermeye başlayacak. Kıymetli Başkanım, 31 yıl önce gazeteciler olarak aranızda bir futbol turnuvasıyla
aslında belki Doğan Gebze'de eksik olan sosyalleşme ihtiyacınızı gidermek için bir yola çıktınız. Bugün baktığınızda 31. Görkemçiler Basın Turnuvası ve ismini rahmetli Görkemçileri de burada rahmetle anıyorum. Sevgili Kocaeli Milletvekilimiz Nail Çiler'in oğlu trafik kazasında kaybetmiştik. Onun ismini atfettiniz turnuvayı ve yıllardır da devam ediyor. Bir marka haline geldi. Şimdi bir şeyleri yapmak, bir şeyleri başarmak kolay. Bunu sürdürebilir başarı haline getirmek işin zor tarafı. Siz 31.sini sürdürürken bu yılki hedefiniz, hayaliniz nedir bu turnuvada? Nasıl bir turnuva geçecek? Neler söylemek istersiniz? Şimdi bugün kura çekilişinde gördüğümüz fotoğraf bizim hayal ettiğimiz, bizi motive eden, bizi mutlu eden fotoğrafı kura çekilişinde gördük. İşte bizim bu dört ilçe ve futbolda futbolunu birleştiren, kaynaştıran yanını ön plana çıkardığımız turnuvamız işte bugün STS grubu Gebze'ye, bölgemize tanıtan STS grubun etkisiyle daha kaliteli işler yapmaya yönelmiş, sanayiciyle de kenti buluşturabilmiş bir organizasyona dönüşüyor. Bunlar bizim görmekten çok mutlu olduğumuz, hedeflediğimiz fotoğraftı. Bundan sonrasıyla ilgili de sportmenliğin olduğu, tamamen sahada futbolun konuşulduğu ve dostlukların, yeni arkadaşlıkların oluştuğu bir organizasyon olmasını Allah'ın izniyle aşağı yukarı bir iki ay sonra da çok Gebze'ye yakışır, keyifli bir finalle noktalamak. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hemen sponsorumuz STS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Köksal'a soracağım. İş hayatı şu dönem biraz zor geçiyor. İş dünyasında olan yönümüz ve kimliğimizde de bunu bizler de yaşıyoruz. Bir sanayici olarak, bir iş adamı olarak 200 kişilik bir aslında dev bir kadroyu, orduyu yönetiyor olmanın yanı sıra ya futbolla bu temas nerede başladı? Gebze basın turnuvasıyla temas ve geçmişten bir futbolculuk var mı bilmiyorum ama hadisenin neresine nasıl bulaştınız? Neler bekliyorsunuz bu turnuvada? Özgür Bey, geçmişte ben de amatör bir futbolcuydum. Tabii iş hayatına atılınca bazı şeylerden uzaklaşıyorsunuz. Geçen sene Caner Bey'i tanımamızla turnuvaya katılma imkanı bulduk. Çok hoşumuza gitti. Sporcu desteklemek, sporu desteklemek sadece Görkem Bey gibi turnuva düzenleyen, ilgilenen birebir içinde olan insanların değil, sanayicilerin, iş adamlarının da bu tür organizasyonlara hep destek olmasını yeğleriz. Biz de nacizane bu sene sağ olsun Caner Bey'in destekleriyle sponsor olabildik. İsmimizi duyurabildik. Futbol takımı olarak da katıldık turnuvaya. İnşallah da çok temiz, güzel, sakatlıklar olmadan mükemmel bir sezon bekliyoruz. Geçen sezon biz çok mutlu olduk. İlgiden, alakadan, her türlü şeyden. Bu sene de şampiyonluk için en büyük adaylardan bir tanesiyiz. Evet, kura çekimlerini özellikle takip ettim. Takımınızın sorumlusu Emre Bey. Evet. Her rakip belli olduğunda böyle bir yüz ifadesiyle karşılaştım. Ya kuradan çok memnun olduğu için böyle bir yüz ifadesi vardı ya da takımından çok emin. Sizce hangisi? Şimdi işin gerçeği kura çekiminden önce hep kendisi hem takım kaptanımız olduğu için hep başaracaklarına inanarak hep bu yola girdi. Bir de kura çekiminde güzel dostane tam böyle kendi kendimize denk olan takımlarla denkleşince tabii kendisinin de hoşuna gitti. Peki, başarılar diliyorum ben size. Çok teşekkürler, sağ olun. Marmara Kaysiyat Dernek Başkanı, sevgili Şamil Yalçın Başkanım, Özgür Bey siz başta olmak üzere Caner Bey ve konuğunuza selamlar. Caner Bey'i bölgemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun demiş. Teşekkür ederim başkanım. Kaysiyat da bu sene sanki turnuvada Şifa OSGB ile birlikte ismini duydum. Sevgili Şamil Başkanım, bir Kaysiyat üyesi olarak gönülden başarılar diliyorum. İyi bir stopere ihtiyacınız varsa telefonum size yakın, bilginiz olsun. Çok keyifli bir turnuva olacağı bugünkü kura çekiminden de belliydi aslında. Hem katılan protokoldeki değerli isimlerin birbirlerine karşı kullandıkları değil. Belediyelerin tamamının turnuvaya ilgi göstermesi, siyasi partilerin tamamının turnuvaya ilgi göstermesi ve bölgedeki
kıymetli markaların da turnuvada olması aslında sorumluluğunuzu bir kat daha arttırıyor. Evet. Bize de düşen pay şu, Hedef TV olarak bu yıl turnuvadaki bütün maçları canlı yayın olarak yayınlayacağız, yayınlamaya çalışacağız. Umarım altından ve üstesinden kalkarız çünkü zor bir iş gerçekten. Hafta içi her akşam ekranları başında sizlerle beraber bu keyifli heyecanı paylaşıyor olacağız. Mustafa Barış yine selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Değerli konuklarınıza selamlar olsun demiş. Murat Bey, uzun yıllar İstanbul Avrupa yakasındaydınız. Evet. Sonra Gebze tarafına yatırım yapma kararı almanıza vesile olan şey neydi? Geldikten sonra Gebze'yi nasıl buldunuz? Nasıl? Şimdi biz Gebze ile ilgili hep konuşurken çocukluğu Gebze'de geçen, gençliği Gebze'de geçen ve olgunlaşma süresi de Gebze'de devam eden bir birey olarak. Evet. Gebze nedense İstanbul'dan bakıldığında hep İstanbul'un arka mahallesi gibi algılanıyor. Dolayısıyla o bakış açısıyla geldiniz, nasıl buldunuz Gebze'yi merak ediyorum. Maalesef biz de aynı düşüncedeydik ta ki gelene kadar. Geldikten sonra her şeyin bambaşka olduğunu, çünkü yıllar öncesinden gelen böyle bir hep, şimdi Avrupa yakası ile Anadolu yakası veya Gebze tarafı biraz daha böyle ayrı şehirlermiş gibi değerlendiriliyordu hep. Biz de onlardan bir tanesiydik. Geldik, tereddütlü geldik ama iyi ki gelmişiz. Her şeyle işte çalışan personelimiz olsun, yerlerimiz olsun, etraf olsun, Gebze olsun, Tuzla olsun, Dilovası olsun. Yani hiç umduğumuz gibi değil, her şey 4x4. Belediye başkanlarımız sağ olsun, ticaret odası başkanımız çok çok teşekkür ediyorum, ilgisi alakası. Sayın Kaymakamımız geldi, ziyaretimizde bulundu. Yani ilgi var. Sanayiciye ilgi var, destek var. İşlerimizi nasıl büyütebiliriz diye, nasıl yönlendirebiliriz diye her türlü desteği de gösteriyorlar. İnanın hiç beklemiyordum ilk başta. Çünkü Avrupa yakasında biz bunlardan hep uzaktık. Ama buraya iyi ki gelmişiz diyebiliyorum Özgür Bey. Evet, aslında Anadolu'nun girişi gibi burası. Evet. Hala o insan dokunuşu, hala o sıcaklık devam ediyor. Aynen bu tarafta. Aynen öyle. Avrupalılaşamadık biz burada. Hala köylü olarak devam ediyoruz. Sevgili Cihan Soylu Çeki yayınlar diliyor. Konuklarınıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum diye belirtmiş. Çok teşekkürler sevgili Cihan. Caner Başkanım, şimdi basıncı kimliğiniz olduğu için size soru sorarken de böyle 10 kere düşünüp 11.sinde sormaya gayret gösteriyorum. Gebze'ye çok ciddi emekleriniz var. Gebze Spor Kulübü'nde biraz önce işte başkanlık nasip oldu dediniz. Aslında Gebze Spor'un zor döneminde taşın altına elini koyan bir ekip olarak siz yönetime geldiniz. Onu çok net hatırlıyorum. Şimdi baktığınızda sizin o zor zamanlarında sahip çıktığınız Gebze hala bölgesel amatör ligde mücadele etmeye devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz Gebze Spor yönetimine, Gebze Spor'un Gebze ile olan ilişkisini, Gebze'nin Gebze Spor'la olan ilişkisini, neler söylemek istersiniz? Öncelikle Murat Bey'in söylediğine şu ilaveyi yapacağım. Gebze'de ben uzun süredir işte bürokrat tanıdıklarımız var, dostlarımız, arkadaşlarımız burada önemli görevlerde bulundu, gittiler falan. Murat Bey, Gebze'ye atanan herhangi bir kaymakam, belediye başkanı, milli eğitim müdürü falan böyle Gebze'ye ağlayarak gelir. Eyvah Anadolu ya, biz şu taşra memleketine gittik gibi bir gelmek istemez. Ama sonra o görev süresini tamamlayıp gitme durumuna gelince de hiç kimse gitmek istemez. Gebze'nin böyle güzel yanı vardır. Dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Gebze kendine has, çok özel bir yerdir. İnsanları çok samimidir. Anadolu'yu Gebze'de canlı yaşarken görürsünüz. Ben de Gebze ile ilgili iyi izlenimlerinizden, iyi sözlerinizden dolayı size teşekkür ederim. Şimdi Özgür Hocam, Gebze Spor biliyorsun bir türlü o kabuğu kıramadı. Evet, bugün maalesef ki Gebze gibi sanayi kentinin takımı da olsanız maalesef ki siyasetin etkisi ve desteği olmadan yol alamıyorsunuz. Gebze bunu bir türlü kıramadı. Yani bir dönem sevgili dostum, Gebze Spor'a çok büyük katkıları olduğunu, çok büyük emekleri olduğunu bizzat biliyorum. Beraber de çalıştık. Sayın İlker Çakır kendi imkanlarıyla, kendi cebinden, parasıyla Gebze Spor'a bir 3 yıl hizmet edebildi. O da var olan borçları silmekle uğraştı ve borçları temizledi.
Maalesef ki sonrasında bir İlker Çakır ya da daha büyük bir sanayici, işte bugün bu programda söylemiş olayım, bir yerlere de birileri not alsın. İşte bir gün Murat Bey gibi sanayiciler başkan olursa, böyle o zaman işte Gebze'nin değerleriyle birlikte Gebze uzun süreli, uzun soluklu planlar yaparsa Gebze kabuğunu ancak o zaman kırar. Öbür türlü işte günlük başarı kovalama, günlük bir çıkar sağlama durumunda olunca maalesef gitmiyor. Bir de talihsizliği de var. Geçen sene biliyorsunuz hani bunu ne ben başkan hatası, hoca, futbolcu hatası dedim ama bu tamamen bir basiretsizliktir, nasipsizliktir. 7 puan öndesiniz. Bal ligi gibi bir ligde 7 puan. İsteseniz kapatamazsınız o farkı ama kapandı, şampiyon olamadı. Nasip bunlar da 4 puan geriye düştü. Yani totalde 13 maç ama 3 tane rakibiniz vardır ciddi ama siz 11 puan kaybettiniz falan. Ben Gebze Spor'un kabuğunu kırması gerektiğine inananım. Gebze'nin de Gebze Spor etrafında birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu ligi bir geçerse daha iyi bir Gebze, daha iyi bir Gebze Spor olacağını düşünüyorum. Şimdi baktığınızda sanayisiyle, kentliliğiyle, nüfusuyla aslında 3. ligin bile geride kaldığı bir Gebze hayal ediyoruz. 2. ligde muhakkak olmalı en azından. Çünkü hemen yakınımızda baktığınızda bir Tuzla gerçeği var, bir Pendik Spor gerçeği var, bir Ümraniye var, Sancaktepe var. Yani birçok örnek var aslında etrafımızda. Derince Belediye var. Dolayısıyla Gebze'nin hala buralarda mücadele ediyor olması aslında Gebze'deki herkesin ortak sorumluluğu diye bakıyorum ben. Biraz dediğiniz gibi siyaset maalesef futbolun önünde. Biraz siyasi mücadele ve lobi faaliyetleri futbolun önünde seyrediyor. Bölgesel amatörliklerde ya da amatörliklerde ki profesyonellerde de bunu çok net tartışıyoruz. Geçtiğimiz yıl biraz lobi faaliyetlerin eksik olmasından dolayı da son maçta, final maçında maalesef Bursa temsilcisine şampiyonluğu vermiş olduk. Sezon içerisinde yapılan birçok hatayı konuşabiliriz ama bütün bunlara rağmen bu sene Gebze Spor'la ilgili bir grup iş insanı biz yönetime talibiz de diye yola çıktı. Ama orada tekrardan eski yönetime görev tevdi edildi. Eski yönetim yeni bir yapılanmayla Gebze'yi inanıyoruz ki bu sene şampiyonluğa doğru taşıyacak. Çünkü orada da güzel bir kadro oluşturuldu. Güzel isimlerden bir kadro kuruldu. Bir kaza olmazsa inanıyorum ki bu yıl bu başarı gelecek. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama her ne olursa olsun ben bütün süreçlerde aynı şeyi söylüyorum. Gebze Spor kadrosunda Gebze'den yetişen, Gebze'li kimliği taşıyan çocuklardan muhakkak 3-5 tane olması gerektiğini düşünüyorum Caner Hoca. Yani sokağa çıktığında, caddeye çıktığında o sosyal hesabı verebilme dürtüsü varsa bir sporcu da sahada her şeyini ortaya koyuyor. Yoksa maçtan maça gelip futbolunu oynayıp idmandan idmana gelip Gebze'yi teneffüs edip yaşıyorsa maalesef başarı gelmiyor. Ben böyle baktım, böyle gördüm hep. Umarım bu sene başarı gelir. Özgür Bey, taraftar desteği de çok güzel aslında. Sağlam taraftarı da var. Tabii tabii. Gebze'nin eski çarşı grubu muazzam bir taraftar kitlesi bence. Deplasmanda, içeride, dışarıda hiç fark etmiyor. Tabii ki. Ama sportif başarı bir türlü gelmedi Gebze'ye. Yani sürdürülebilir başarı gelmedi. İlker Çakır Başkan döneminde 2018 yanılmıyorsam değil mi? Eskişehir'de tekrardan bir 3. lige çıktık. Bir sezon sonra tekrardan 2. lige düştük. Yusuf Bey'in dönemiydi 3. lige çıktığımız. Yusuf Öztürk'tü. Yusuf, pardon. İlker Bey'den sonraydı ama İlker Çakır şeyi temizledi. Borçlarını, kulübün önünü açtı. O süreçte Yusuf Bey'di. Şampiyonluk yaşadık. Sonra geri düştük, evet. Fransa Paris'ten Teyyar Güzel, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce dillendirdiğim hikaye ve her hafta okuduğum hikayeler Fransa'dan bana ısmarlama geliyor Murat Bey. Sağ olsun Teyyar Bey hafta içinde birkaç tane hikaye paylaşıyor. Onlardan seçerek dillendiriyorum. Buradan ben hem teşekkürlerimi ileteyim hem de Paris'e, ailenize, yuvanıza selamlar ileteyim. Fevzi Çiftçi Darıca'dan sevdiğim abim, hayırlı akşamlarınız olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. İzzet Yıldırım, iyi yayınlar diliyorum. Konuklarınıza, Caner Hoca'ya, Caner Pesen Hoca'ya da selamlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz.
Hayat Spor ile güzel. İyi yayınlar. Özgür Bey, sizden de bir şiir bekliyoruz demiş. Sevgili Muharrem Kırbaş Hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Muhakkak final şiirini sizlere armağan ediyor olacağız. Digor Bostankale Köy Dernek Başkanı Sayın Şemuz Can Polat selamlarını iletmiş. İyi yayınlar diliyor sizlere de. Programımızı takip ediyorlar. Şimdi biz çocukluğumuz şöyle geçti Murat Bey. Siz tabii İstanbul Avrupa yakasındayken 34 plakayla dolaşıyorken 68 plakalarla gezmeye başladık önce. Gebze'nin bir il olma hayali vardı. Evet. Sonra rahmetli belediye başkanımız Ahmet Pembegüllü döneminde bir 82 plakayla anılarımız tekrardan böyle bir canlandı. Şimdi 100. yılda bir 100 il söylemi var. Ancak açıklanan iller arasında maalesef Gebze çok dillendirilmiyor. Evet. Özellikle yeni yeni Gebze'ye adapte olan, Gebze'yi yeni tanımaya başlayan bir sanayici ve iş adamı olarak sizce, hani biz duygusal davranıyor olabiliriz. Artık hani doğduğumuz yerle doyduğumuz yer birbirine çok girift oldu. Gerçekten Gebze il olmalı mı? Yoksa hala Gebze'nin sizin gözlemlediğiniz dış bir göz olarak eksikleri var mı? Özgür Bey, bakış açınız hani diyorsunuz ya duygusal. Kesinlikle değil. Sanayi yönünden bir kere dev olmuş bir sürü ilden daha fazla sanayileşmiş bir ilçe Gebze. Kesinlikle il olmasına ben de katılıyorum. Çok daha büyüyeceğine inanıyorum. Yani çılgıncana bir fabrika yatırımı var. Tüm Avrupa Türkiye'ye akın akın gelmeye başladı. Ürünlerimiz artık her yere gidebiliyor. Biz nacizane STS olarak bile yaklaşık 70 ülkeye ihracatımız var. Bunun daha fazla desteklenebilmesi için, halkın daha fazla refah ve göç alabilmesi için personel ihtiyacına ihtiyacımız var. O yüzden de bence de il olmalı. Ona layık artık. Gerek yüz ölçümü olarak, gerek sanayisi olarak, gerek halk yapısı olarak bence kesinlikle olmalı. İnşallah da olacak ama öyle gözüküyor. Sizin ciddi emek ve çalışmalarınız var Gebze'nin il olmasıyla ilgili Caner Hocam. Gebze'nin il olmasının önündeki engeller neler? Hani il olması için birçok nedeni sayabiliyoruz. Nedir sizin geriden gelen böyle gözlemlediğiniz ana engel olarak, ana etmen olarak önünde kaldırmamız gereken sorunlar neler? Şimdi biz 2020'de 21'de Gebze Siyatı kurarken kurucu başkanıydım ben. Kurarken bizim kuruluş amaçlarımız arasına tüzüğümüze Gebze'nin il olması için de mücadele etmek diye yazdırdığımızda ve ilk bir iftar programımızda gazeteci dostlarımızı ağırlayıp bunu açıkladığımızda böyle bize farklı bakmışlardı. Hani böyle Gebze il ne alaka falan gibi. Sonrasında Sayın Devlet Bahçeli'nin 100. yılda 100 il projesini dillendirmesiyle birlikte Gebze'de il söylemi daha bir ciddi oldu ama biz Gebze Siyat olarak bunu aşağı yukarı 3 yıldır yüksek sesle bağıra bağıra söylüyoruz. Şimdi Gebze'nin il olmasını Özgür Hocam siz de sporun içindesiniz. Siz de İzmit'te Gebze'li bir spor adamı olarak, Gebze'li bir sporcu olarak İzmit'e gitmişsinizdir. İzmit'in Gebze'ye bakış açısını zaten bu spor sahalarında çok iyi görüyorsunuz ve ben bunu çok görmüş, yaşamış birisiyim. Gerek hakemliğim döneminde, gerekse futbol oynadığım dönemlerde ben İzmit'te Gebze'li olduğum için hep ötelenen oldum. Gebze'lilerin ötelendiğine birebir şahit oldum. Bunu yaşamış birisi olarak Gebze'nin de olmasını bir kere çok istiyorum. Bir de hani şu çok net, bariz bir şey. Gebze'liler bugün okul alışverişi oldu. İşte yarın bayramdı, seyrandı. Hangi Gebze'li İzmit'e gezmeye ya da alışverişe gider Özgür Hocam? Var mıdır bir tane? Bizim yönümüz İstanbul'a dönük. Evet. İzmitliler de asla ve asla gezmeye de alışverişe de oturup yemek yemeye de Gebze'ye gelmezler. Yani, çok güzel bir eski hisarımız vardır. İstanbul'dan konuk alırız. İstanbul'dan bir sürü insan gelir ama İzmit'ten gelmez. Onlar da Gebze'yi hani çok istemezler. Biz bir kere kopmuşuz. Gebze ile İzmit zaten kopuk. Mutlaka il olmalı ama Gebze artı sanayici dostumuz Sayın Murat Bey'in de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarını
ev sahipliği yapan binlerce, gündüz nüfusu 2 milyona dayanan bir Gebze'den söz ediyoruz. 4 tane ilçesi de hazır, 4 ilçe olarak da ile hazır, yüz ölçümü hazır. Ülke ekonomisine sunduğu bugün Türkiye'de işte il olmanın maliyeti 40 milyarlar, 50 milyarlar böyle bir matematikten söz ediliyor. Gebze bunu üretiyor. Hani diğer 19'u tartışırken Gebze'yi onların arasında saymanıza bile gerek yok. Gebze bu artı değeri zaten üretiyor. Ekonomiye bu katkıyı zaten sunuyor. Gebze her anlamıyla hazır. Ama şeylere de çok inanmıyorum ben. MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı ile geçen hafta kongreler dolayısıyla bir uzunca bir sohbet etme şansımız oldu. Sayın Sancaklı'nın söylediği çok net yani. Bugün ortada dönen ilçelerin hiçbirisinin gerçeklikle alakası yok. İlçelerin kendi propagandası, basın yayın kuruluşlarıyla ilişkileri var, isimlerini ön plana çıkarıyorlar. Bu bir PR çalışması. Onun dışında diyor, bizim önerimiz diyor, AK Partililer tarafından bir süzgeçten geçirilir, bir kriter belirlenir, oraya bir 30 ya da 40 tane ilçe havuza toplanır. Oradaki o havuzdaki 40 ilçeden 19'u hangisi olur, o zaman asıl yarış başlar, asıl ses çıkarma o zaman olur dedi. Süreç de öyle yani. Gebze, ben şuna inanıyorum yani, Gebze Türkiye'de bugün 5 tane ilçe il olacaksa biri mutlaka Gebze olacaktır. Bundan da çok eminim yani. Ağzınıza sağlık. Kısacık bir şey daha söyleyeyim orada. Limanımız var. Trenimiz var. 2 tane otobanımız var. Daha neyimiz olacak? Köprümüz de var. Hava yollarına yakınız. Köprümüz var. Üniversitemiz var. Bilişim teknolojimiz var. TÜBİTAK'ımız şey var. TSE'miz var. Baktığınızda 11 tane mi Caner Başkanım? Organize sanayi bölgesi. OSB'miz var. 11 tane organize sanayi bölgesi nüfus var. Nüfus var. Televizyonumuz var, hedef TV. Tarih var her şeyden önce. Burada gerçekten Anibal'ın mezarı, Fatih'in otağı, Hünkar Çayırı, Eskihisar Kalesi, köylerimiz var. Yani tarım da var bu bölgede. Dolayısıyla baktığınızda aslında il olmaması için hiçbir sebep yok. Ama il olmasının önünde bir tane engel var. Gebzelilik bilinci. Maalesef en büyük eksiğimiz bu. Bir an önce tezelden Gebzelilik bilincinin yükseltilmesi, yukarı doğru çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de aslında topyekün siz değerli basın mensupları bizlere tecrübelerinizle önderlik ederseniz ortak bir dil, ortak bir çalışmayı, evet bütün ilçeler şu an ortada herhangi bir çalışma yokken çalışmaya başladılarsa bizim bunun gerisinde kalmamamız gerektiğini düşünüyorum Caner Başkanım. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani bu noktada başta ticaret odası muhakkak gerekli inisiyatif alacaktır, alıyor da. Ama ticaret odasıyla yalnız olmuyor. Yalnız milletvekilimiz Nail Çiler'le de olmayacak. Yalnız Caner Pesen'le de olmayacak bu iş. Muhakkak ortak bir çalışma, ortak bir akıl bu işe el atmalı, bu işe yön vermeli. Ben çok net hani Türkiye'de çocukluğumdan beri ağlamayan çocuğa meme vermezler sözüyle büyüyen biri olarak eğer siz istemezseniz yeterince kimse size kalkıp Gebze'nin il olma payesini de vermez. Dolayısıyla birilerinin istemesi lazım. Bizlerin de bu isteği her programda ben muhakkak kendi adıma dillendiriyorum. Gücüm buna yetiyor. Muhakkak Gebze'nin il olması gerekliliğini anlatıyorum ki Adana'dan, üniversiteden arkadaşım her programda mesaj atıyor Gebze il olsun diye. Fransa, Paris'ten teyyar güzel Gebze il olmalı diye yazıyor. Artık belli bir PR çalışmasına Caner Başkanım ulaştık biz. Sevgili Murat Ayman, Digor'dan selamlar. Özgür Başkan hayırlı yayınlar size ve konuklarınıza başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat. Bedrettin Şimşek, iyi akşamlar. İyi yayınlar Özgür abi. Murat Bey ve Caner Hocam hoş gelmişler. Bu aralar seni yalnız bıraktım biraz ama abi Diliskele Spor için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. En kısa zamanda seninleyim inşallah. Gebze il olmadan bizlere huzur yok. Çok yalnız bırakılıyoruz. Ancak kısa çöp uzun çöpten hakkını mutlaka alacak. Sizler sayesinde demiş. Bedrettin Hocam öncelikle başarılar. İşin zor onu biliyoruz. Ama arada bir dil iskelesinden de bir uzaklaşıp nefes almanın yoludur. Hedef TV'nin ekranları Sportek programı. Seni biz özledik. Muhakkak o hengameden çıkıp dinlenme zaman aralığı. Belki burada yapacağın
güzel programlarla dil iskelesine daha fazla fayda sağlayacak noktaya da gelirsin. Çünkü ne kadar işin içinde kalırsan o kadar köreliyor bazen. İşin latifesi bir tarafa başarılar diliyorum. Önce aldığın sorumluluk için orada üstesinden geleceğine inanıyorum. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını muhakkak alacaktır ama Gebze bence uzun dediğimiz çöpten daha uzun. Sadece ilçe olmasının bahtsızlığını yaşıyor ki gayri safi milli hasılaya olan katkısı Kocaeli'nin neredeyse bütün ilçelerini topladığınızda geçen bir Gebze'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına vekalet etmiş Haydar Akar vekilimizle burada sohbet ettiğimizde ben Gebze'nin il olmasına karşıyım dedi. Önce ben de kaşlarımı kaldırdım sizin gibi Murat Bey. Gebze dedi özel statülü büyük şehirli il olmalı. Çünkü Gebze bir teknoloji kenti dedi. Yani Gebze'ye kuru kuru il payesi verilirse haksızlık olur dedi. Sonrasında ekledi dedi ki ama Gebze'yi il yapmazlar sevgili Özgür dedi. Çünkü Gebze bunu istemiyor dedi. Gebzeliler bunu istemiyor dedi. Bunu da dedi not düş dedi. Gebze'yi il yapmazlar dedi. Ama eğer Türkiye'de bir il 82. il olarak açıklanacaksa özel mücbir nedenler, güvenlik nedenleri vesaireyi bir kenara koyuyorum. Muhakkak bu ilin Gebze olması gerektiğine de inanıyorum. Ümit Uzak, öncelikle patronumuz Murat Bey'e, Caner Bey'e ve sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. STS grup olarak inşallah şampiyon olacağız. İyi yayınlar. Biz futboldan uzaklaşmıştık Ümit Bey. Bizi uzaklaştığımız futbola tekrardan geri çekti. Evet, STS grup sponsor olduğu turnuvanın bence en favori takımlarından biri de olacak. Yayın öncesi Caner Başkanım size sormuştum. Bu tarz artık markalaşan turnuvalarda takımlar gelecek yılların planlarını da hazırlıyorlar. Başladığınız günden bugüne takımlar arasındaki bu güç dengesi oturdu mu? Yoksa güçlü takım, zayıf takım ayrımları oluştu mu? Ne dersiniz? Şimdi turnuvanın çok gurur duyduğum, beni çok keyiflendiren yanı bizim turnuva aracılığıyla yani çok haberim olan da olmayan da oluyor. Böyle futbol oynayan ama iş ihtiyacı olan arkadaşlarımın birçoğu iyi fabrikalarda, iyi işletmelerde kendilerine iş buldular. Bu beni çok keyiflendiriyor. İşte bugün STS grupla TST Tamsan takımımız geçen hafta bir hazırlık maçı yaptılar. Çok dostane geçen maç. Daha bugün Emre Bey bize, benim onlara diyor Hakanlara bir çörek sözüm var bir şey falan. Artık böyle gün içinde birbirleriyle o keyifli diyaloglar yaşanıyor. Buna hizmet ediyoruz. Bu evet takımlar güçlenebiliyor. Futbol oynayan eski futbolcu veya aktif futbolcuları fabrikalar işlerini alıyorlar falan. Ben bundan çok keyif alıyorum. Acayip en çok mutlu olduğum alan burası. Evet STS grupta turnuvanın bana göre iddialı takımlarından birisi. İşte Emre Bey idmanlara başladı. Onun performansı çok önemli. Göreceğiz. Ben Bedrettin Hoca'dan bahsettim. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Geçen bir makalemi de yazdım. Şimdi Dilovası yıllardır bu kentin hani Gebze Kocaeli'nin üvey evladı ama Dilovası da ayrıca böyle bir nasıl söyleyeyim daha bir üvey evladı gibi. İstenmeyen çocuk. Hep dışlanmış. Kanser ovası denmiş. İşte ben hakemliğimden de biliyorum. Gittiği deplasmanlarda işte terör örgütüyle ilişkilendirilmiş falan filan. Dilovası hep böyle olumsuzluklara itilmiş. Olumsuz algı yaratılmaya çalışılmış bir ilçe. Bugün Dilovası çok güzel bir reklam alanı yakalamıştır. Dilovası'nın kabuğunu kıracağı bir noktaya gelmiştir. Bal Ligi'ndeki dil iskelesini Dilovası çok ciddi anlamda desteklemeli. Açılımını oradan yapmalı. Dilovası'nın çok daha güzel bir yönü, misafirperverliği, delikanlılığı, mertliliği vardır. O mert yönünü, güzel yönünü göstereceği bir alan yakalamıştır. Dil iskelesi spor bu anlamda çok önemli bir noktaya gelmiştir. Ama maalesef ki görüyorum, üzülerek takip ediyorum. Yani öyle de değerlendirilmiyor. Yani bugün Bal Ligi'ni kimse işte 20 bin, 15 bin lira peşinatlarla top oynandığı bir lig olarak görmesinler. Bugün Bal Ligi'nde 1 milyonla 1,5 milyon arasında peşinatlarla transferler yapılıyor. Dilovası, Dilovası'nın temsilcisidir. Dilovası'nın bir gururu olma, Dilovası'nın açılımını gerçekleştirebilecek bir
yapıdır. Bu yapıya Dilovası'nın mutlak ve mutlak sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum Özgür Hocam. Peki sadece Dilovası mı sahip çıkmalı? Yani bir Kocaeli'nin temsilcisi değil mi? Bir Gebze'nin temsilcisi değil mi? Çünkü deplasmandan gelecek takımlar bugün Dilovası'nda değil, kuvvetle muhtemeldir ki Gebze'de konaklayacak. Dilovası'nın tek başına buna... Bırakmamak gerekir. Bu, Dilovası'nın ama tek başına bunu yapacak gücü var. Yönetecek gücü var. Dilovası'nın diyorsun. Var yani. Yani atıyorum bugün Bal Ligi'nde bir üst lige çıkma ve o ligde iyi mücadele etmenin maliyeti maksimum 20 milyonsa Dilovası'nda 20 milyonu bulacak, fazlasını bulacak bir potansiyeli var. Yani evet tabii ki Gebze'nin de bir parçasıdır Dilovası. Büyükşehir'in Kocaeli Spor'a, başka kulüplere verdiği katkıyı keyifle takip ediyoruz. Spor'a yapılan her yatırımı değerli buluyoruz. Kocaeli Spor'un Süper Lig'e çıkmasını da çok arzu ediyoruz ve oralara harcanan paraları da doğru buluyoruz. İyi yapıyorlar, başarılı olsun Kocaeli kentinin takımı. Tabii ki Süper Lig'de olsun ama Dilovası Spor da, Dil İskelesi Spor da desteklensin. Büyükşehir'in bunu yapacak imkanı var. Bu Dilovası için çok önemli bir şans. Bunu Dilovası çok iyi kullanmalı diye düşünüyorum. Ben Dil İskelesi için yazmış olduğunuz, Dil İskelesi Spor için yazmış olduğunuz yazıdan dolayı öncelikle sizi tebrik edeceğim. Oradaki o cesur yazınızın bir benzerini geçtiğimiz yıllarda Metin Oktay Stadı için de yazdınız. Gebze'de spor tesisi anlamında Gebze'nin bütününü aslında baktığınızda Dilovası, Çayırova, Darıca ve Gebze olarak baktığımızda Kocaeli'ndeki diğer ilçeler kadar tesisleşmenin olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi Gebze'ye Gebze SEM diye bir önemli bir merkez kurmuş Büyükşehir Belediye'mizi gerçekten tebrik spor tesisi lazım. Konusunda evet çok tebrik da eleştiremeyiz ama ya Alaaddin Kurt Stadı'nın insanlar doğal çim arar, doğal çimli saha arar. Bizim Alaaddin Kurt Stadı'nızın doğal çiminin sökülüp plastik sahaya dönüştürülmesine hangi akıl, hangi yönetici nasıl bir karar vermiş bunu anlamak mümkün değil. Yaptıklarını söyleyeceğiz evet. Bugün 48 tane falan saha yaptı Büyükşehir Kocaeli'deki 12 ilçe. Biz %40 isek buradaki 4 ilçe, o 48'in içinden bize düşen saha payı 6 tane. Yani böyle kıyaslamalar, böyle değerlendirmeler yaptığında biz burada tesis fakiriyiz. İşte Gebze Belediye'miz yaptı bir saha, çok da iyi bir saha olmuş. Açılışı niye bu kadar gecikiyor? Orada kullanıma yasal süreçlerden söz ediyorlar. Tam ne bilmiyorum. Artık Gebze'ye 3 ya da 4 tane bir an önce saha yapılmalı. Bir an önce hemen yapılmış olanlar var. Yapılmış olanlar bir an önce hizmete girmeli. Yapılacakların da kısa sürede yapılması gerekiyor. Yani bugün Dilovası'nda birileri ses yükseltiyor. Tavşancılı biz kullanalım. Gebze Spor'un ne işi var falan filan. Aynı ligdeyiz falan. Yani artık Gebze Spor yeter yani. Tavşancılı'da sonsuza kadar olacak değil. Gebze Spor'un kısa sürede tesis olması lazım. Bugüne kadar yapılması gerekiyordu. En acil olarak da Gebze Spor'un bir an önce kendi hak ettiği, kendisine yakışır sosyal tesislerinin olması gerekiyor. Evet tesis konusunda Kocaeli'de yapılanları gıptayla takip ediyoruz. Takdir ediyoruz, alkışlıyoruz. Ama bizim bölgemize de lütfen biraz yapılsın yani. Esin Çekin, kıymetli patronumuz Murat Köksal'a STS Grup çalışanları olarak sevgilerimizi sunuyoruz. Geleceğe enerjiyi taşımaya başarıyla devam ediyoruz. Şirketimizin mottosu gibi geldi bana. Evet. Geleceğe enerjiyi taşımak. Esin Hanım çok teşekkürler değerli mesajınız için. Yine baktığımda Şemuz Can Polat, Özgür Başkan iyi yayınlar dilerim. Sizden bir şiir istiyorum demiş. Abdurrahman Alaca'nın şiirini okursan çok sevinirim. Saygıdeğer konuklarınıza selamlar, iyi akşamlar. Şemuz Başkanım, bir sonraki yayında bu şiiri okuyacağım. Bu akşam için farklı bir şiir belirlemiştim çünkü. Ama sözüm olsun bir sonraki yayında sana atfen okuyacağım. Mustafa Dursun, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sporun özellikle de futbolun toplum sosyolojisindeki barış ve hoşgörü gibi birleştirici ve etkileyici gücünü hatırlattığınız bu güzel muhabbetinizi zevkle dinliyoruz. Başarılar dilerim demiş. Mustafa Bey çok teşekkürler. Ya futbolu dünya bir argüman olarak kullanıyor. Baktığınızda siyaseti, milliyetçiliği, dini, bütün kavramları bir kenara bırakıyor.
90 dakika boyunca bir hakemin düdüğüyle başlayıp bir hakemin düdüğüyle bittiği anda sizin sosyolojik yapınız, sizin ekonomik yapınız hiç fark etmeksizin aynı duyguyla, aynı coşkuyla, aynı yürekle, aynı sesle bir bütün olarak takip ediyorsunuz. Futbol güzel bir olgu eğer amacına yönelik işleniyorsa. Amacının dışına saptığı anda da çok tehlikeli. Çünkü bıçak sırtında bir iş yapıyorsunuz futbol ya da sporla ilgili organizasyonlarda. Ben o yüzden bu sene 9.sunu düzenledik biz de Digor Kültür Platformu futbol turnuvasında. Hep aynı şeyi dillendirmeye çalışıyorum Caner Başkanım. Maçlardan önce yaklaşık bir 5 dakika sohbet ediyorum sporcu arkadaşlarımızla. Ne olursa olsun hoşgörüyü, karşılıklı hoşgörüyü elden bırakmamak lazım. Bazen çünkü adrenalin de şarjı sağlıklı düşünmeyi saha içerisinde önüne geçebiliyor ama saha içerisinde bir şey olmuyor. Saha kenarındaki taraftar kitlesi kendine hakim olduğu sürece ben inanıyorum ki çok keyifli bir turnuvaya şahitlik yapacağız. Hedef TV ekranları aracılığıyla da siz değerli takipçilerimiz bütün maçları takip edeceksiniz. İlker Topal, Özgür Bey size ve değerli misafirlerimiz Caner Hocam ve Murat Bey'e iyi yayınlar diliyorum. 7 Ekim'de Gebze'de yapacağımız Zafer'e Koşuyoruz programımıza davet ediyoruz. İlker Hocam çok teşekkürler. Detaylarını paylaşırsanız özelden muhakkak duyurusunu da yaparız. Zafer'e Koşuyoruz organizasyonun detaylarını paylaşıyor oluruz. Sevgili Zülküf Taşdelen, Özgür kardeşim Bilecik'ten selamlar, saygılar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Konuklarınızda başarılar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim Zülküf Başkan. Sonuna da eklemiş Şevbaş diye. Size de Şevbaş olsun o zaman. İyi akşamlar diliyorum. Bilecik'e selamlar, sevgiler. Evet, mesajlar geldikçe okumaya devam edeceğim. Şimdi kıymetli Murat Köksal Başkanım, bundan birkaç sene önce Darıca'da bir spor kulübü kurduk ve kurucu başkanlığını yaptım. Demin tesisleşmenin önemine Caner Başkanım dikkati çekti. Açılış idmanı yapacağız. İlk idmanımız Caner Başkanım. Nene Hatun Stadı'nda bize bir saat verdiler. İşte bir açılış organizasyonu tertiplemişiz. Sahaya gittik. Sahada birileri idman yapıyor. Saate bakıyorum, bizim açılış saati geldi, takım sahaya çıkacak. Gittim ben artık dayanamadım sahadaki hocaya, ya hocam dedim izin verirseniz hani bizim çocuklar çıkacak, bir açılış organizasyonumuz var. Saatte dedim bize tanımlanmış bu saat. Güldü, dedi ki ya başkanım dedi sen daha yenisin dedi. Şimdi dedi bu sahayı dedi şöyle ortadan ikiye bölüyorsun dedi. Bir de böyle ortadan ikiye bölüyorsun dedi. Şu kenarda kalan çeyrek saha sizin dedi. Bu saatte dedi dört takım idman yapıyoruz dedi. Ve emin ol dedi dört takımın alt gruplarıyla beraber bu sahada idman yapıyoruz. Şimdi Darıca bir tık hani Nene Hatun Stadı iyileşti vesaire ama hala bence yetersiz tesisleşmede. Darıca'da da, Çayırova'da da, Şekerpınar'da da. Dolayısıyla altyapı ve tesisleşmenin olmadığı bir yerde başarı gelmiyor. Özgür Bey, sadece Darıca, tabii ki Darıca'nın ihtiyaçları var ama Türkiye genelinde de bu sıkıntı var. Bunu da en çok nerede görüyoruz biliyor musunuz? Süper Lig'de takımların ilk 6-7 takımı alın. İçinde kaç tane Türk milli yerli futbolcumuz var? Veya milli takımımıza tüm Avrupa'dan futbolcuları topluyoruz. Kendi evet. Vatandaşlarımızı ancak onları oynatabiliyoruz. Günden güne farkına varırsanız hiçbir şekilde Türk futbolcu kalmamaya başladı takımlarda. Yani bir gün bir Antalya Alanya Galatasaray maçında tesadüfen ilk kadrosunu açıklarken televizyona baktım. Türk futbolcu bir taneydi. İki takımın toplamında. Bu da işler acısı. O yüzden altyapı şart. Yani gerek devlet tarafından gerek biz kendimize de iğneyi batırmamız lazım. Gerek sanayiciler bakımından. Ne gerekiyorsa bizim de elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Sevgili Murat Bakışlı, Özgür Bey iyi akşamlar. Size ve değerli konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum demiş. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Her hafta olduğu gibi yine yayınımızı takip ediyorsunuz. Mesajınız için teşekkürler. Şimdi böyle yayın öncesi bir soru demetim yoktu. Özgürce söyleşeceğiz dedik. Doğaçlamasına gideceğiz dedik. Birçok konuya değindik. Gebze ile ilgili konuştuk, Gebze Spor'la ilgili konuştuk. 31. Görkemçiler futbol basın futbol turnuvası ile ilgili konuştuk. Kura çekimi bugün yapıldı Caner Başkanım. Biraz oraya dönelim. Oradan değerli takipçilerimiz takip edeceklerdir muhakkak. Maçlar hangi günler oynanacak, hangi saatlerde oynanacak? İlk başlama vuruşunu ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Bununla ilgili duyurular ne zaman paylaşılacak?
Şimdi bugün kura çekilişini yaptık hayırlısıyla. Pazartesi günü saat 19'da TÜBİTAK Martek bize ev sahipliği yapıyor. Martek ve STS grup maçıyla başlama vuruşunu yapacağız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi akşam saatlerinde 18 ile 23 saatleri arasına maçlarımızı dağıtacağız. Program da yarın akşam saatlerinde çıkmış olur. Gruplar nasıl oluştu? Kura çekimi sonunda neler söylersiniz? Sizde oluşan itibar nedir? Açıkçası dengeli bir kura çekilişi oldu. Hani futbol sahada oynanıyor, sahada kazanılıyor. Diğerleri sadece işin dedikodusu oluyor. Öyle biz dedikodu anlamında öyle yorumlayıp baktığımızda da çok denk, yani güçlü bildiğimiz iki takım, daha zayıf gözüken iki takımla aynı grupta gibi. Sanki öyle bir dengeli bir dağılım olmuş gibi ama sahada göreceğiz bunu. Kimin ne yapacağını kestirmek zor. Ya söylediğinize o kadar çok katılıyorum ki, bu sene yazın bir futbol turnuvası vardı. Yine Gebze'de marka olmuş. Sizin için de bir sakıncası yoksa Şener Gey'den düzenlemiş olduğu turnuvaya bir takımla katıldık. Murat Bey, kağıt üzerinde bir takım yazdım. Bu takım asla gol yemez dedim. Asla. Yani o kadroyu biliyorum. Neler yapabileceklerini biliyorum. İlk maça çıktık. 11'e 2 yenildik. Asla gol yemez dediğim takım. İkinci maçta 6'ya 4 yenildik. Üçüncü maçta 2-1 galip ayrılarak artık yenile yenile yenmeyi öğrendik. Dolayısıyla dediğiniz gibi isimler, kadrolar vesaire evet bir tarafa, ama sahadaki o mücadele, korakor geçen mücadele ve bazen de futbol şansı yanınızda olduğu zaman her şey değişebiliyor. Evet, benim hani değineceğim konular hemen hemen toparlandı gibi. Sizin aklınızda kalan, ya şu konuyu da bir ele alsaydık dediğiniz bir başlık kaldı mı Caner Başkanım? Ben gerçekten bir kez daha hocam teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Gebze Spor'la ilgili falan bir şeyler değerlendirirken, hani böyle öz değerlerine sahip çıkma çıkmama durumundan söz ettik ya. Bizim de öz değerlerimize, özellikle spor anlamında bu kente hizmet eden değerlerimize gerçekten sahip çıkma noktasında biraz zayıfız. Bu eğitim öğretim döneminde mesela ben çok içimi burkan bir gelişmedir. Sevgili Mücahit Sak bu kente gerçekten hizmet etmiş. Çok önemli bir spor adamı. Gebze'den, bölgemizden ayrıldı, Bursa'ya gitti. İşte bir başka değerli hocamız Mersin'e gitti falan. Böyle değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ben bu vesileyle Bursa ve Mersin'e de selamlarımı göndereyim. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Böyle organizasyon anlamda da, bu organizasyon Gebze kentinin, yani biz bugün yapıyoruz, yarın biz olmayız, başka türlü yürür ama bu değer bu kent için. Değerlerimize sahip çıkmalıyız diyorum. Ve size bir kez daha teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben gerçekten teşekkür ederim. Yoğun bir gün, yoğun bir gündeminiz vardı. Beraber bu günü planladık. Geldiniz, kıymet verdiniz. Değerle ilgili ben hep aynı şeyi söylüyorum Caner Başkanım. Yengeç hikayesini ara ara dillendiriyorum. Böyle yengeci yalnız bıraktığınızda tırmanır tek başına, bütün zorluklara rağmen kaçar gider, ama birden fazla yengeci bir araya koyduğunuzda tırmanmaya kaçmaya çalışanı bacağından tutup aşağı çeker. Yani yükselmesini istemez. Maalesef bizim genetik kodlarımızda böyle bir içten içe hamaset mi desek, içten içe bir çekememezlik mi dersek, bir diğerinin başarısını takdir etmek yerine tutup aşağı çekmeyi tercih ediyoruz. Değerleri de bu anlamda gerçekten yukarı doğru itmek lazım. O anlamda ben turnuvanın öncelikle kazasız, sakatlıksız, sorunsuz bir şekilde 32.sine, 52.sine, 72.sine taşıyacak İnşallah. Organizasyonlara İnşallah. Vesile olmasını diliyorum. Sevgili turnuvamızın sponsoru, aynı zamanda kıymetli sanayicimiz Murat Köksal, sizin ya şu konuya da bir değinseydik dediğiniz bir alan kaldı mı? Ekleyecek cümleleriniz ve kapanış cümlelerinizi alacak olursam. Vallahi Özgür Bey, misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
Caner Bey'e ben bugün çok fazla teşekkür edemedim. Sağ olsun, mükemmel bir kura çekimi oldu. İlgisi, alakası, ortam mükemmeldi. İnşallah turnuva da geçen senekinden de çok çok daha iyi geçecek. Her şey için, emekleri için hepsine çok teşekkür ediyorum valla. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar valla. Burcu Köksal, sevgili patronumuz Murat Bey ve sizlere iyi yayınlar diliyoruz. STS grup olarak bu sene turnuvaya renk katacağımıza inanıyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz. Burcu Hanım çok teşekkürler. Ben renkli olacağına inanıyorum bu İnşallah sene inşallah. Bu sene turnuvanın. Geçen aslında sene katılım, taraftar katılımı çok az olmuştu. Bu sene çok daha fazlasını bekliyoruz. Tüm inşallah takımların taraftarları gelir orada güzel bir ambiyans yaratmış oluruz. En güzel çağrı buydu. Bunun altına imza atıyorum, alkışlıyorum. Bu en güzel çağrı bu. İnşallah bol taraftarlı bir turnuva olur. Şimdi şöyle kıymetli başkanım, biraz önce yayına başlarken de aynı şeyi söyledim ya, biz burada bir program icra ettik. Yaklaşık bir saat bir şeyler konuştuk, bir şeyler anlattık. Ne kadar çok izleyici varsa keyfimiz o kadar artıyor. Tabii ki. Ne kadar çok mesaj gelirse biz o kadar mutlu oluyoruz. Ben futbolu hep bir şov, bir defile çıkan mankenin şovu nasılsa futbolcunun şovu da orada saha içerisinde gösterdiği hünerleriyle anlam buluyor. Ne kadar çok alkış, ne kadar çok taraftar kitlesi varsa o kadar keyifli geçiyor. Aynen. Ben inanıyorum Gebze bu değere 31. Görkem Çiler basın turnuvasına bu sene daha fazla ilgiyi gösterecektir. Biz de bunun için elimizden geleni çağrıyı, elimizden gelen çalışmayı yapıyor olacağız. Hafta içi olacak, akşamları olacak. Bence TÜBİTAK'ın o güzel deniz manzarası, o güzel doğa atmosferinde çay içmeye, kahve içmeye, futbol şölenini doya doya izlemeye bütün Gebzelileri hep beraber bekliyor olacağız. İnşallah. Evet, gecenin bu saatine kadar bizleri ekranları başında takip eden bütün takipçilerimize ben hem STS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Köksal adına hem de kulis haber imtiyaz sahibi ve aynı zamanda 31. Görkem Çiler Basın Turnuvası Organizasyon Komite Başkanı Caner Pesen abim adına çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz, mesajlarınız, yorumlarınız için. Yavaş yavaş programı toparlıyor olacağım. Programı biz kapatmaya başladık, izleyici sayımız artmaya başladı. Çağrımız yerini buldu. Evet, yine bir kısadan hisseyle başladığımız programımızda her hafta olduğu gibi yine bir şiirle veda ediyor olacağız. Sevgili Serkan'a arka tarafta rejide vermiş olduğu emeklerinden dolayı yine teşekkür ediyorum. Her hafta olduğu gibi sesimiz, görüntümüz onun aracılığıyla sizlere sorunsuz bir şekilde ulaşıyor. Sevgili Serkan'ın fon müziğini vermesiyle beraber umarım dilim sürçülisan etmez, umarım sürçülisan etmem. Severek okuduğum Uçurumun Kenarındayım Hızır şiirini başta 31. Görkem Çiler Basın Turnuvası Organizasyon Komitesi'ne, değerli sponsorlarına, STS grup çalışanlarına, ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimize, Muharrem Kırbaş hocam size söz vermiştim, Şemuz Can Polat size söz vermiştim. Sizlere gelsin tabii ki. Her hafta olduğu gibi en değerlime gelsin deyip şiirime okuyarak ekranlara veda ediyor olacağız birazdan. Evet sevgili Serkan, sendeyiz. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda muhteşem belaya nazır. Topukların boşluğun avcunda derin yar adımı çağırır. Dikildin parmakların ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Civan hazır, divan hazır. Ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim dolanır. El etmez, gel etmez Gülcem. Ah, Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce, Gülce bir davet mecaz değil, maraz değil, Gülce bir afet,
peri değil, huri değil. Gülce, gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz. Buram buram zehir, yeryüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir, ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den, ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler, saniyeler gözlerimde birer can, her saniyede ben bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır. Evet, Ömer Lütfi Mete'nin güzel bir şiiri Uçurumun Kenarındayım Hızır. Umarım beğenirsiniz. Sürçülisan etmeden sizler için okudum. Önümüzdeki hafta yine bir Özgür Agin'le Özgürce Söyleşiler programında yeniden bir arada oluncaya dek sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Gönlünüzden insanlığa dair geçen her ne güzel dilek varsa, her ne istek varsa hepsi sizlerle olsun. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Merhabalar, ben Caner Pesen. 30 yıldır Gebze'de gazetecilik yapıyorum. Gazeteciliğin yanı sıra uzun süre futbol hakemliği, futbolun içinde bulunma, Gebze Spor Kulüp Başkanlığı, sosyal etkinlik projelerinde uzun süre yer aldım. Gebze'nin neden il olması gerektiğini çok da inanan, bunun gereklerini çok hissetmiş birisiyim. 2 sene önce kurduğumuz, kurucu başkan olduğum Gebze Siyat'ta da biz hedeflerimiz, tüzüğümüzü işleyerek Gebze'nin il olması ve Gebze'nin temsilde adaleti hak ettiğini alması konusunda da tüzüğümüze bu uğurda etkinlik yapıp çalışma yürüteceğimizi yazmış bir derneğin kurucu başkanıyım. Gebze sınırlarına sığmayan, İlçe olarak sorunlarını çözemeyen bir hale gelmiştir. O kadar büyümüştür. Türkiye ekonomisine sunduğu artı değerin, artı katkının yanı sıra Gebze, Körfez'de Kocaeli ile İstanbul arasında bağlantıyı oluşturan önemli bir ilçedir. Yüz ölçümü de, ekonomisi de, nüfusu da ve Gebze'de yaşanan adli olaylar anlamında, emniyet anlamında bütün bu sorunların hızlı çözümü anlamında il olması zorunludur, olmalıdır. Bunu hak ediyor. İnşallah Gebze bu hak ettiğini alacaktır.